Herkese merhaba arkadaşlar. Ares'in şurası bir saniye Ares'ciğim. Sakin yavrum. Sakin. Sakin. Aferin oğlum. Şurasında tüylerde bir azalma oldu. Bir de dur. Bir de şurada bir açılma var. Bayağı ciddi. O yüzden bugün veterinere gideceğiz. Bir de toto kısmımızda şişme oldu. Buradan bir 10 gün önce ufak bir operasyon geçirmiştik. O sebepten. Şimdi onları dışarı çıkaracağız. Hem biraz gezmiş oluruz. Veteriner korkutma beni. Hayır. Hadi kalk. Aşil. Aşil'e de bakalım ne yapıyormuş. Aşil. Aşil. Bizim de yok. Heh. Parka gidelim mi? Parka gidelim mi? Gidelim mi parka? Gidelim mi parka? Şebek oğlum. Şebek oğlum. Şebek bu. Tam bir şebek bu. Çok asi bir köpek ama onun yanında inanılmaz da sempatik bir köpektir Eşil. Hadi parka gidelim. Hadi yukarı çık. Koş. Koş yukarı. Koş 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 koş. Tasmaları taktık. Yola koyuyoruz. Hadi gidelim koş. Gel. Gel buraya, nereye gidiyorsun? Gel. Hayır, girmiyorsun. Aferin güzel çocuğum. Gel buraya, gel. Çok seviyoruz asansörü. Otur. Yerleri her zaman sabittir. Aşil her zaman sol taraf. Bu her zaman sağ taraf. Ares. Aşil her zaman böyle kanı kaynar. Dayanamıyor, heyecanlanıyor. Düşünsenize hayatta en çok sevdikleri şey gezmek ve tuvaletlerini yapmak. Hayır, bekliyorsun. Bekle, hayır. Hayır. Bekliyorsun. Bekliyorsun, hayır. Hayır, bekliyorsun. Hayır. Hayır. Gel. Aferin size. Aferin size. Bravo. Hadi bakalım gençler. Şimdi tabii onlar parka gittiğimizi zannediyorlar da. Maalesef parka gitmiyoruz. Veterinere gittiğimizi fark edince biraz üzülecekler muhakkak. Aşil bu tarafa gel. Gel arabaya gidiyoruz gel. Birazdan veterinerde detayları aktaracağım ben sizlere. Son işlerimizi yaptık. Barbaros abimize giriyoruz. Gel bakalım. Hop. Hadi. Gelmek istemiyorlar abi. Aradım ya, aradım ben seni. Hı. Sen değil oldaydın herhalde. Evet, yok karşıdaydım abi, ben seni gördüm aradığını. Abi Ares'i bir kontrole getirdim aslında. Şu kafasında şey yeniden çıktı. Bu yarası. Evet, bir de popoyu kontrole getirdim sana. Neyi? Popoyu. Tamam. Bakmıştık ya. Tamam. Valla düzenli bakımını yapıyor. Bununla hiçbir işimiz yok. Bu göstermedik, şof. Şimdilik çıktık veterinerden. Veterinerimiz kortizona başlattı arası. Bakalım bundan 3 gün sonra tekrar edecek kortizon iğnemiz. Şimdi arabamıza geri geldik. Çok mutlulardı, parka gezmeye çıkıyorlardı ama maalesef.
Geç Denizciğim geç. Tasmalar var. Ha merak. Atlayın bak. Aferin size. Detayları eve geçince aktaracağım herkese. Teşekkürler. Gel gel bu taraftan gel. Yine kıyamadım şelalesi. Park gezmesi olmazsa olmaz. En azından şu güzel havanın tadını biraz daha çıkarmış oluruz. Ares bekle. Nasıl sormuş çocuğum? Bekle. Hadi gel. Ares özellikle salıyoruz. Çünkü Ares sakin bir köpek. Kolay kolay başka köpeklerle dalaşmaz. İnsanlarla pek işi olmaz. Sadece parkta turlar. Su arasını yapar. Ama aşırı öyle değil maalesef. Diğer köpeklerle zıtlaşma ihtimali çok yüksek. İnsanlar bunları sevimli ırklar zannediyor. Tiplerine bakınca. O yüzden sevmek için yaklaştığında korkutabiliyorlar. Korktuğu için de aşırı tepki gösteriyor. O yüzden başımıza zamanında çok kötü vakalar geldi. En güvenlisi tasmayla gezdirmek. O yüzden aşili tasmadan ayırmıyoruz. Şimdiki videoyu burada yine kapatayım. Eve gidince Ares'in veterinerde yaşadıkları gelişmeleri size son olarak aktaracağım. Şimdi evimize geldik. Pati banyomuzu yaptırdık. Bakın patilerimiz mis gibi oldu. Ares'im soluk soluğa kaldı çünkü hava çok sıcak gerçekten. Aşil de aynı şekilde. Burada bir ufak da mesaj verelim. Lütfen can dostlarımız için sokaklara bir kap su koymayı unutmayalım arkadaşlar. Konuya geri dönüyorum. Ares'in şu kısımda, az önce de göstermiştim videonun başında, bir açılma var. Bunun egzama olduğunu düşündüm ama egzama değil. Burada da var aynısından hatta. Şurada. Şöyle. Evet şu şekilde. Bir de buradaki, bu konuda belki ilgisi olan arkadaşlar varsa, bu kısımdaki tüyler çok sertleşti ve derisi daha sert. Bu kısma göre. Bu kısım çok yumuşacık. Diğer normal olması gereken yerler gibi. Yalnız bu kısımda bir anormallik var. O yüzden veteriner hekimimiz kortizona başlattı. Bakalım ileriki süreçlerde neler yaşayacağız. Hepinize yavaş yavaş bilgilendireceğim. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Aşil'i kapatalım hadi videoyu. Aşil'in son bir hırçın hareketiyle. Şimdi mutfağa girerken muhtemelen mutfağı koruma alanı olarak görüyor. Şu anda aslında ben uyuz ediyorum. Telefonu tuttuğum için. Mesela telefonu çevireyim. Bitti. Bakın. Sevgiyle kalın.